Efendim şehir günlükleri programı bugün sizlere Çatalca'dan, Belgrad Mahallesi'nden, rengarenk çiçeklerin içinden sesleniyor Nurettin abi yanımda. Nurettin Düzgün tam 8 yıldır çiçek yetiştiriciliği yapıyor. Şimdi kendisini tanıyacağız, daha sonra çiçeklerin dünyasına bir yolculuk yapacağız birlikte. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Nurettin Düzgün. Bu köyde doğup büyüdüm. 2015'te bu kooperatifi kurduk. Kooperatif olarak komşularla beraber bu çiçek işini devam ettiriyoruz. Daha önce de ben kendi çapımda başka kooperatiflerle çalışıyordum. Komşularla beraber hem bir gelir oldu hem de bu çiçek işini seviyoruz. Maddi olarak da köyümüze bir gelir sağlıyoruz. 8 yıl oldu dediniz. 8 yıl oldu. Ben daha fazla da var da şu anda kooperatif olarak 5 yıl ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Harika. Komşularım da beni dinledi. Bu birliği bütünlüğü sağladık. Bu çiçek işini devam ettiriyoruz. Çiçeklerin dünyasını anlatabilir misiniz efendim bize? İnsanda stres bırakmıyor. Çok güzel bir meşguliyet. Gerçekten de seviyoruz bu işi. Kaç çeşit çiçek yetiştiriyorsunuz? Aşağı yukarı 8 ya da 10 çeşit var da bunların hepsi kendi içinde yüzlerce çeşide bölüme ayrılıyor zaten. Biz 8 ya da 10 çeşit yetiştiriyoruz. Mevsimlik olarak yetiştiriyoruz. Ağaç ağaçı istediği zaman istediği yere götürüyoruz. Orada parklara, bahçelere, yol boylarına dikiliyor. Efendim İstanbul'un çeşitli yerlerinde görüyoruz yani böyle rengarenk birbirinden güzel çiçekler. İşte bu seralarda yetişiyor ve buradan İstanbul'un çeşitli yerlerine dağıtılıyor. Evet. Çocuk yetiştirir gibi değil mi çiçek yetiştirir? Aynen öyle. Aynen çocuk yetiştirir gibi. Çok özen göstermek lazım. Suyuna işte gölgeliklerimiz var. Fazla güneşe gelmiyor, fazla gölgeye gelmiyor. Akşam sabahda suluyoruz. Bazı iki günde bir suluyoruz. Kolay iş değil ama zor iş de değil. Yani biz sevdiğimiz için bize kolay geliyor bu işler. Baktığım zaman çocukları büyütmüşsünüz. Evet, gönlümüz açılıyor bu çiçekleri görünce. Akşam sabah giriyoruz işte hem stres atıyoruz hem de çiçeklerimize bakıyoruz, suluyoruz. Zamanı geldi mi de sevk ediyoruz. Harika. Bu konuda uzman sayılırsınız artık. O kadar olmasa da. Anlıyorsunuz yani. Yani anlıyoruz, biraz anlıyoruz. Peki size bir soru sorsam, bakalım cevap verebilecek misiniz? Buyurun. Benim soy ismim sizce ne olabilir? Çiçek mi yok? Bravo, çiçek. Evet. Oğlum, benim de düzgün zaten. Efendim, belediyeye veriyorsunuz. Peki, dışarıdan kendi şahsi balkonuna, terasına, bahçesine alıp yapmak isteyenlere de veriyor musunuz? Tabii aynen dışarıdan yazlıkçılar bahçesine ekmek isteyenler alabiliyor. Başka belediyeler de geliyor beğenirse alıyor. Yani bakıyoruz ihtiyacı varsa. Efendim yazın mı yetişiyor sadece yoksa kışın da yetişen çiçekler de var mı? Sonbahar ve ilkbaharda ekiyoruz. Sonbaharda ektiğimiz menekşe, çuva türleri. İlkbaharda da ektiğimiz menekşe, ateş çiçeği, vapur dumanı, kadife türleri ekiyoruz. Başka çeşitleri de ektiğimiz yıllar oldu yani verildi mi ihtiyaca göre ondan sipariş ediyoruz. Fidesini getirtiyoruz, dikiyoruz. İşte böyle 1,5 ay gibi bir sürede yetişiyorlar, bu hale geliyorlar. Başkanım sizlere ulaşmak isteyenler şimdi bu güzel çiçekleri herkese gösterdik. Türkiye ve Avrupa'nın her yerinden bizleri sizleri izliyorlar. Bu bölgede özellikle gelen yazlıkçılar sizden çiçek almak isterse size nasıl ulaşacak?
Tabii gelip seralarımızda görüyorlar. Öyle birkaç viyolo yani alabilirler. Nerede seralarımız şu an? Yerimizi anlatalım efendim. Belgrad Mahallesi. Nasıl desin? Yani Belgrad Mahallesi'ne Belgrad girince köyünde. Yani, Belgrad köyünde. Kime sorsalar söylerler. Evet, kime sorsalar söylerler. Evet. Kooperatif başkanın çiçeklerini arıyoruz demeleri yeter. Aynen öyle. Peki sosyal hesaplardan ulaşabiliyorlar mı efendim sizlere? Telefonum var kooperatif başkanı olarak. Bu şekilde ulaşıyoruz. Genelde zaten bağlantılarımız telefonumuzla oluyor. Mail üzerinden oluyor. Bu yönden satışlarımızı yapıyoruz. Süpersiniz. Bu arada maşallah kaç yaşındasınız? 60 olduk. 60 oldunuz. Ama delikanlı gibisiniz. İşleyen demir pas tutmuyor demek. Aynen öyle. Aynen. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben de teşekkür ettim. Buradan bu güzel ortamdan şehir günlükleri izleyicilerine şöyle çiçekli bir mesajınız var mı? Vallahi çiçekleri çok sevsinler. Çiçekleri alsınlar. Biz de para kazanalım. Efendim bu güzel mesajla uğurluyoruz sizleri. Biz de birazdan çiçeklere bakacağız. Sizler için biz alacağız efendim. Çiçek hiç merak etmeyin. Hoşça kalın.